rahmetli Sakıp Sabancı, Türkiye'de sosyal bilimler alanında yeterince araştırma olmadığına inancıyla bunu teşvik etmek için ihdas etmişti. Geçtiğimiz yıllarda Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü'nün konuları büyük çeşitlilikler gösterdi. Güncel jeopolitik alan, tarihe, çoğulculuk sorunlarından Avrupa Birliği'ndeki yönetime, Türk dış politikası ve ekonomiye kadar geniş bir yelpaze içinde Türkiye çalışmaları irdelendi. Ödülün ve çalışmaların uluslararası boyutu olması özenle korunmaya çalışılıyor. Bu sene, geçen seneden itibaren başladığımız, bu sene biraz önce de söylendiği gibi iki dalda, yani bir özel jüri özel ödülümüz var. Bir üç tane de eşit ağırlıklı araştırma ödülümüz var. Bu sene ödülün konusu ülkemizin geleceği için çok önem taşıyan bir alanda demokrasi alanına kaydırıldı. Demokraside denge ve denetleme, karşılaştırmalı bir perspektiften Türkiye. Evet, 2013 yılı Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri, Türkiye'deki dönüşüm sürecinin karşılaştırılmalı bir şekilde ele alınmasını hedefledi. Bu sene geçmiş yıllardan farklı olarak, biraz önce de söylediğim gibi, bir jüri özel ödülümüz var. Bir de genç araştırmacıları teşvik etmek amacıyla üç eşit ağırlıklı ödülümüz var. Ayrıca hepinize bugün burada bizimle birlikte olduğunuz için rahmetli Sakıp Sabancı'nın aynen arzu ettiği gibi bir gençleri teşvik eden sonuçları bizimle beraber paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yılki ödül temamız, daha önce de söylendi, demokraside denge ve denetleme, karşılaştırmalı bir perspektiften Türkiye. Ve ödül duyurusu geçen yıl Ekim ayı sonunda yapılmıştı. Bu akşam jüri özel ödülünü alacak olan bilim insanı, 1962 yılında kamu hukuku doktorasını alarak akademik kariyerine başladı. Ve 1962 yılından bu yana saygın uluslararası akademik platformlarda yayınlanmış sayısız kitabı ve makalesi var. Benim burada sayamayacağım kadar çok fazla. Ancak ben bu yıl, yani 2013 yılında yayınlanmış olan Lynn Reiner yayın evi tarafından İngilizce olarak yayınlanmış olan kitabının başlığını söylemekle yetineceğim. Kitabın başlığı Party Politics and Social Cleavages in Turkey, Türkiye'de parti politikaları ve sosyal bölünmeler. Kendisi 1990'dan bu yana Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu ya da diğer adıyla Venedik Komisyonu üyesidir. Kitap ve makalelerinin yanı sıra bu komisyona sunduğu birçok raporu da kaleme almıştır. Harvard Üniversitesi, Chicago Üniversitesi, Columbia Üniversitesi, Princeton Üniversitesi, Georgetown Üniversitesi, Kudüs'te Hebrew Üniversitesi ve Paris Siyasal Araştırmalar Enstitüsü gibi kurumlarda konuk öğretim üyesi ve araştırmacı olarak bulunmuştur. Uzun yıllar Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmıştır. Halen İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesidir. Kendisi 1962 yılından bu yana uluslararası düzeyde, özellikle demokratik yapılarda kurumların çalışması, anayasanın içeriği ve yapılış süreci, kısacası demokrasinin güçlenmesi, bizim konsolidasyon dediğimiz demokrasinin güçlenmesi alanında son derece önemli eserler vermiş bir bilim insanıdır.
yaptığı çalışmalar her zaman öncü niteliğinde olmuştur. Bu bilgiler ışığında uluslararası bilimsel jüri üyeleri jüri özel ödülüne bu yıl Profesör Doktor Ergun Özbudun'u layık görmüşlerdir. Bu yılın ana teması olarak seçilmiş olan denge ve denetim konusu, özellikle Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu şartlar bakımından fevkalade isabetli bir seçimdir. Çünkü demokrasi her şeyden evvel bir denge ve denetim rejimidir. Anayasacılık akımının gerisinde yatan temel düşünce, devlet iktidarını sınırlandırarak birey hürriyetlerini güvence altına almaktır. Bunun için kuvvetler ayrılığı prensibi temel bir rol oynamıştır. Bunun için bütün demokratik sistemler bakımından hayati önem taşıyan frenler ve dengeler, checks and balances sistemi ortaya konmuş ve geliştirilmiştir. Bunlarsız bir demokrasi tasavvur etmek mümkün değildir. Bugün bütün liberal demokrasilerde kabul edilmiş bir gerçek şu ki, demokrasi çoğunluğun mutlak ve sınırsız hakimiyeti değildir. Genel olarak bilimler, daha özel olarak sosyal bilimler, daha da özel olarak mahiyeti icabı olarak siyasetle iç içe olan, naçizane benim uğraşmakta olduğum anayasa hukuku ve Türkiye politikası gibi alanlar, ülkedeki genel fikir özgürlüğü seviyesine ve demokrasinin kalitesine fevkalade yakından bağlı konulardır. Yani bir ülkede demokrasi standartları ne kadar yükselirse, bu alanlardaki çalışmaların kalitesi ve uluslararası tanınırlığı da o kadar yüksek olacaktır. Bir tuğlada siz koyuyorsunuz üniversitemize diyor, geleceğine, üniversitemizin geleceğine diyor Güler Hanım. Sakıp Sabancı Bey'in çok önem verdiği genç bilim insanlarını desteklemede bu yıl konumuz demokrasilerin genişlemesinde denge ve denetlemeydi. Çok iyi çalışmalar başvuruları iç arasında oldu. Jüri üyelerinden biri olarak hakikaten zorlandık. Ve eşit ağırlıklı olarak 3 çalışmaya ödül vermeye karar verdik. Ödüle layık görülen makalemizde denge ve denetleme sistemlerinin demokrasilerdeki yeri ve önemini ele aldık. Araştırmamızda Türkiye'ye özenle eğilirken hem benzer ülkeler ve bölgelerle kıyaslamalar yaptık hem de çoklu gözlemli istatistiksel analizlerde bulunduk. Sonuçlarımız bize demokrasi ve denge denetim arasındaki yeri doldurulamaz ilişkiyi göstermektedir. Bağımsız ve adil seçimler demokrasilerin vazgeçilmezi olmakla birlikte tek başına kaliteli bir demokrasiyi yerleştirmek ve yaşatmak için yeterli değildir. Günümüz demokrasilerindeki temel sorun, demokrasinin tümden yok olmasından ziyade aşamalı olarak erozyona uğramasıdır. Başkanlık sistemi teorik olarak denge ve denetleme mekanizmalarını barındırma potansiyeline sahipse de, bu tür mekanizmaların etkin olarak sisteme dahil edilmesi gerekir. Karşılıklı veto gücü, çifte parlamento, federalizm gibi mekanizmaların yokluğunda demokrasinin denge ve denetleme vasıfları sekteye uğrayacaktır. Türkiye için önemli bir diğer husus da Odanlı'nın da sözünü ettiği delegatif demokrasi riskidir. Delegatif demokrasi, yürütmenin seçimle başa gelmesi sebebiyle istediği şekilde yönetebileceği inancına dayanır. Bu durum,
özellikle gelişmekte olan ülkelerin üzerinde hissettiği sosyoekonomik baskılarla arttığını görüyoruz. Ülkemizde de örneklerini gördüğümüz üzere, böylesi durumlarda aslında demokratik hukuk devletinin düzgün işleyişinin bir gereği olan yargı ve benzeri denetleme organları ilerleme önünde ayak bağı olarak yansıtılır. Oysa ki istikrar ve verimlilik için demokrasi ve denetleme mekanizmalarından feragat etmek zorunlu değildir. Türkiye'yi anlamak için kullanmamız gereken kavramın otoriterleşme veya yönetenle yönetilen arasındaki mesafenin genişlemesi olması gerektiğine inandım. Buna dayanarak birçok makale yazdım. Fakat insanları ikna etmek çok kolay olmamıştı. Rasyonel argümanlarla insanları ikna etmek çok kolay olmuyor. Ama politics of the number diyebileceğimiz, yani Gezi olaylarıyla beraber insanlar bir anda benim söylediklerime ikna olmuş oldular. Onun için bütün protestoları da teşekkür ediyorum. Hani bu... benim de argümanımı güçlendirdikleri için. On the one hand, the topic touched upon my research interest. As I studied law in the University of Athens in my undergraduate years and comparative politics in my postgraduate studies, I've always been attracted by the study of constitutions and democratization. On the other hand, there is a more personal reason. Having lived in Turkey since 2004, I've been fascinated by the democratic consolidation process in this country and identified myself with my friends, colleagues, and students who have been struggling to turn Turkey into a bright success story, not only in the field of economy, but also in the field of democracy.